kıymeti var beşerinin. Aklınıza sığınan, şunu belirtmek isterim ki, insanı insanlıktan çıkaran, canavarlaştıran, işlemiş olduğumuz günahlardır, hatalardır, çirkinliklerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, efendim buyuruyor ki, bir insan bir hata işlediğinde şuraya bir çizik atar. Yani manevi kir. Yani nasıl ki maddi vücudumuz kirlenince yıkanmak mecburiyeti hissediyoruz. Yıkanınca rahatlanıyoruz aziz kardeşim. İşte manevi vücutta günahlarla kirlenir. İşte diyor, günahla bir kir meydana, bir leke meydana geldiğini eğer mümkün olur, inanan kişi onu gerçekten Allah'a sığınarak o günahı tevbelerle, efendim, dua ve niyazlarla, ibadet ve taatla, hayır kısanıp onun sabun şampuanı olmaz. Onu da yıkar, temizlerse ha, o kalp eski haline döner. Yani yapması gereken görevi yerine getirir aziz kardeşim. Ama onu yıkamazsan, temizlenmezsen ne olur? Bu sefer kararır, kararır. Ne olur? Kella bedranu ala kulubihim ma kanu yeksin. Allah buyuruyor ki Celle Celle. Ey kullar, işlemiş olduğumuz günahlar, hatalar sebebiyle kalbimiz paslanmış, kararmış. Günahlardan temizlenmeyen kalp Allah'ını mühürler. Hatemallahu ala kulubihim ve ala semmet ve ala efsar. Mühürler o azabı. Artık o hakikati görmez. Hakikati duymaz, hakikati hissetmez. Onun için neyli kardeşim? Mümin mutlaka tevbe. Hani Hazreti Peygamber günde bazen 70 defa, bazen 100 defa tevbe istiğfarda bulunurmuş. Benim kardeşlerimle diyorlar ki, ya hocam Hazreti Peygamber bu kadar günahmış diyormuş. Neyli kardeşim? Hazreti Peygamber günah işlediğinden değil, Hazreti Peygamber bize örnek, bize numune. Allah onu neye göndermiş? Gönderdiği dini insanlara anlatmak için. Nasıl uygulanacak? Gönderdiği kitabı insanlara okumak, anlatmak, açıklamak için göndermiş aziz kardeşim. Yani bir Müslümanın Allah'a karşı görevi ne? Efendim insanlara karşı görevi ne? Bunları bize öğreten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Onun için değerli kardeşim, bir mümin, bir Müslüman her şeyden önce alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'i anlamak, tanımak, sevmek, onun sünnetiyle, onun ahlakıyla ahlaklanmak gerektiğini özellikle bilmek. Onun için o Hazreti Peygamber diyor ki, ey kardeşlerim diyor, sakın ha diyor, Azrail Aleyhisselam'la karşı karşıya kalmadan önce mutlaka büyük günahlardan yakanızı temizleyin. Zaten bu üç aylarda en çok gözden geçireceğimiz şey varsa büyük günahlar. 9'dan 70'e kadar çıkarılıyor aziz kardeşim. İçki, kumar, zina, yalan, iftira, dedikodu, gıybet, ana babaya ağaç sorma, namaz, bunlar hep büyük günahlar. İşte Hazreti Peygamber'in bu büyük günahlardan birini veya birkaçını işler olduğun halde ondan tevbe etmeden, yakanı ondan kurtarmadan, gönlünü ondan temizlemeden Azrail Aleyhisselam'la karşı karşıya kalırsan böyle bir kişinin imanını kurtarabilmesi çok zor bir ihtimal. Yani bir tarafa, öbür tarafa Allah muhafaza imansız dikkat tehlikesi var. Onun için bir an evvel diyor, ondan temizlenin diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bir gün Hazreti Peygamber böyle ashabına sohbet ederlerken bir zat geldi. Dedi ki, ey Allah'ın elçisi, filan kes, filan genç görmek üzere. Biz de sizden öğrendiğimiz şekilde onun yanında kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getiriyoruz. Hazreti Peygamber diyor ki, ölmek üzere olan birisiyle karşılaştırsanız onun yanında seslice kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirin diyor aziz kardeşim. Ha tabi Kur'an okumak güzel şey. Eğer diyor o kişi bulu uçağından ölüm anına kadar o kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin ruhuna uygun yaşamış ise onu mutlaka duyar diyor. Onu hisseder ama içinden ama aşikare olarak kelime-i tevhid getirerek emanet teslim eder diyor aziz kardeşim. Şimdi işte ya Resulallah sizin öğretmeniz öğrettiğiniz gibi biz de yanında kelime-i şehadet getiriyoruz ama o da duyduğu halde, hissettiği halde bir türlü getiremiyor. Bilirsiniz mi? Hazreti Peygamber hemen soruyor. Diyor ki o kişi namaz kılar mı? Diyor. Ne demek bunun manası? Namazla arası iyi olmayan kişilerin aziz kardeşim
vefat ederken bu dilinin tutulma tehlikesi öbür tarafa maazallah imansız gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kıymetli kardeşim, işte bu Recep ayında, Şaban ayında en çok üzerinde duracağımız şey namazsız Müslüman olmaz. Namaz dinin direğidir. Aziz kardeşim, efendim abdest namazın anahtarıdır. Namaz da aziz kardeşim cennetin anahtarıdır. Cennetin yolunda girmek, cennetin yolunda yürümek istiyorsan mutlaka namazlı, namaz olacak. İşte yapacağımız muhasebede en önemli şey namazla aramızın ne olduğu. Kıymetli kardeşlerim, hemen aklıma gelmişken defaatle dinlemişsinizdir. Allah Celle Celaluhu müminleri cennetlikleri sayar. Ki benim kulum bunu görsün, okusun da ben cennet yolunda mıyım, cehennem yolunda mıyım diye aziz kardeşlerim. Şimdi değerli kardeşlerim, mümin bu hal, bunu düşünecek. Niye düşünecek? Şimdi o zat Kur'an-ı Kerim اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي سَنَاتِهِمْ خَاشُونَ Müminin suresinde Allah Celle Celaluhu. İkinci, müminler diyor kurtuluş edecekler. Birinci madde ne? Namaz. Namaz olacak. Cehennemlikler kıymetli kardeşim, mahşerde cennetlikler cennet yoluna, cehennemlikler cehennem yoluna girecekler. Ama cennetlikler cehennemliklere soracak. Ma selekeküm fî sekar. Ya bu sekar, bu cehenneme girmenize ne sebep oldu? Halbuki biz Bursa'da misal. Bursa'da beraber yaşıyorduk. Aynı havayı teneffüs ediyorduk. Aynı suyu içiyorduk. Niye bu da yolumuz ayrı? Yol burada ayrıldı değerli kardeşim. Burada ayrıldı. Diyecekler ki, قَالُوا لَمْلَكُ مِنَ الْمُسَلِّ Bir namaz kılanlarda değildir. Demek ki namaz kılmamak, namazla arasını yolmamak, cehennem yolculuğu olmaktır. Efendim, dört şeyi sayıyorum. Ha. Şimdi kıymetli var. Onun için mümin, Müslüman şöyle bir muhakkak. O zaten soruyor, diyor ki, bu kişi namaz kılar mı? Namaz kılardı mı yani sen? Ha, demek ki başka bir şey var. Dinin. Hemen koşuyor, yanına gidiyor, şöyle bakıyor. Kişi, o gence diyor ki bunun hayatta olan anası babası var mı? Diyor ki annesi var. Bir taraftan annesi çağrıla dursun, bir taraftan da çalı çırpı toplattı peygamber. Anne geliyor, diyor ki ya nasıl olur bu çalı çırpıyı ne yapacaksın? Hazreti Peygamber ananın gönlünü, o şefkati kabartmak için diyor. Ateş yakacağım diyor, şu ölmek üzere olanı ateşe atacağım diyor. Ana diyor ya Resulallah, insan diyor, diri diri ateşe atılır mı? Zaten Hazreti Peygamber onu bekliyor. Ey anacım diyor, bak, eğer diyor sen bu yavrunu, evladını affetmezsen, ondan hoşnut olduğunu, ondan razı olduğunu söylemezsen, biraz sonra Allah Celle Celaluhu onu ebedi ateşe atacak. Atacak diyor. Demek ki yeni kardeşim, işte ana babaya asi olmak da büyük günahtır. Biraz evvel ifade ettim ya, onun için mümin aziz kardeşlerim bu mübarek günlerde en çok büyük günahlarla durumunun ne olduğunu bir gözden geçirecekler. İnsanlık için böyle bir hata, bir kusur işliyorsa bir an evvel ondan temizlenecek. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizin tavsiye ettiği birincisi kelime-i şahit, ikincisi çokça bağışlanma istemektir. Üçüncüsü de diyor ki bu aylarda çokça cenneti isteyin diyor, cenneti. Kıymetli kardeşim, tabi biz şimdi, ya Rabbi cenneti nasip et. Dilin söylemesi cennet olmaz. Hem cenneti ister de, mesela şimdi cuma saatinde cami yerine başka yere gidersem kendini aldatmış olursun. Cenneti isteyen kişi cennetin yoluna girecek. Cennetin yoluna girecek. Hani Hazreti Peygamber, kullu ümmeti yedi kulluğuna cennet illa men eba diyor. Ümmetimin tamamı cennete girecek. Ama İstemeyenler gelemeyecek diyor. Birisi diyor ki, ya Resulallah cenneti kim istemez diyor. Öyle değil diyor. Öyle diyor. Ya Resul, ha bana iman eden, bana itaat eden, benim ahlakımla ahlaklanan, benim sünnetim üzere yaşayan kişiler, ben cennete talibim demektir. Onun için değerli kardeşler, biz gerçekten cennete mi talibiz, cehenneme mi talibiz? Bu günlerde en çok muhasebe ve muhakeme yapacağı da hani cennet yolunda mı değil, cehennem yolunda mı değil? Hani çokça okuduğumuz ayetlerden birisinde kullu nefsin zâikatül mevt
Benim derdim, benim de matu vefferne ucu verkum yevmel kıyama. Allah Celle Celaluhu diyor ki, ey kullar, ne kadar yaşarsanız yaşayın, ister zengin, ister fakir, ister sıhhatli, ister öleceksiniz. Öleceksiniz kardeşim. Ama kardeşim, bazılarının zannettiği gibi ölmek yok olmak demek değildir. Ölmek mekan değiştirmek, mekan. Geçici mekandan ebedi mekanın ilk basamağı, ilk merdiveni olan kabre gidiyor. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki: "Kemen zuhsiha anil nâri ve utkilel cennete fekat faz." Kim diyor Allah Celle Celaluhu yüzünü cehennem yolundan cennet yoluna çevirirse, cehennem yolundan uzaklaşır, cennetin yoluna girerse diyor, fakat faz o kurtuluş erer. Şimdi değerli kardeşlerim, İster inanın, ister inanın. Bu dünyadan öbür tarafa açılan iki tane yoldur. Birisi cennetin yolu. Hani Fatiha suresi okuyoruz ya, İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi, kendilerinin nimetlendirdiğin kişilerin yoluna bizi ilet diyoruz. Sıratel müstakim. Bir başka ayette de bu kişiler kim? Bir gün Hazreti Peygamber böyle ashabıyla sohbet ederlerken Hazreti kardeşlerim bir zat geldi, dedi ki: "Ya Resulallah, seni çok seviyorum. Seni görmeden duramıyorum. Mescide geliyor, sizi görüyor, bu hasretimi gideriyorum. Ancak inanıyorum ve iman ediyorum, hepimiz öleceğiz. Mevlam beni hasbelkader cennetine koysa, cennetine alsa bile diyor, kabul etse bile diyor, siz diyor peygamberimize cennette çok yüksek makamda olacağınızdan dolayı sizi orada görmem mümkün olamayacak. Ya Resulallah, sizin hasretinize nasıl dayanacağım?" diyor. Kıymetli kardeşim, yani aklıma gelmiş şunu belirteyim. Aklını yerinde kullanan insan peygamberi sever. Peygamberi sevmek mecburiyetidir. Peygamberi sevmeyen insanın Allah tarafından sevilmesi mümkün değildir. Allah öyle buyuruyor. Peygamberi sevmek ne demek? Aziz kardeşim, biraz evvel ifade ettim. Ben peygamberi çok sevdim. Ne güzel. Peygamberi sevmek demek, ona sağlam bir imanım olacak. Ona sağlam bir itaatim olacak. Ona ve ma atâkümü rasûlü fehuzûhü ve ma nehâkümü anhü fendehû diyor Allah. Benim elçim size ne getirdiyse onu alın diyor. Ona yapışın diyor. Siz neden uzaklaştırdıysam ondan da uzaklaşın diyor. Hakikaten böyle mi yapıyorsun? Efendim, benim ahlaklanacaksın. İşte o. Öyleysen peygamberi seviyorsun. Peygamberi seviyorsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, peygamberimize bunu söyleyince peygamber bir cevap verilmiyor. Çok geçmeden Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerimeyi getiriyor. Estağfirullah. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ diye başlayan ve devam eden bu ayeti de Nisa suresinde Allah Celle Celaluhu diyor ki: "Ey insanlar, kim Allah ve Resulüne itaat ederse, kim Allah ve Resulüne canı gönülden severse," dedik ya, sevmek demek emirlerini yerine getirmek. Canı gönülden severse diyor, onlar Allah'ın kendilerine nimetlendirdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir. Onlar hepsi arkadaştır. İşte ihdine sıratı müstakim, sıratı lezine en'amte aleyhim. Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği kişiler kimlermiş? O dost doğru yoluna kimlermiş? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Onlar ne güzel arkadaşlar. Ha şimdi kıymetli kardeşlerim, böyle olursa hani başka bir ayet: اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbim Allah değil. سُمَّ اسْتَقَامُ Ha dost doğru olursa. Bu dost doğru olmak ne demek? Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine göre yaşamaya çalışmak demek. Ne olur böyle yaşarsan? تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكِ Kıymetli kardeşlerim, melekler gelecek. Ne zaman gelecek? Azrail aleyhisselama emaneti teslim etme anında gelecek. Niçin gelecek? Çünkü bu şeytan var ya, Allah buyuruyor, şeytan sizin için apaçık düşmandır. Onu iyi tanıyın, onun tuzağına düşmeyin, onun hilesine aldanmayın diyor Allah Celle. Onun düşmanı diyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, şeytan o ölüm anı insana başına gelecek. Ne olarak gelecek? Anası rolünde, babası rolünde gelecek. Sağından solundan. Belki ölürken rastlamışsın. Böyle sağa sola çevirir kafasını.
İşte şeytanı ömrü boyunca tanıyıp ona kul köle olmayan, onun tuzağına düşmeyen kişi, şeytan o anda hangi role girerse girsin, onu insan tanıyacak. O iş tanıyacak onu. İşte o esnada melekler gelecek. Niçin gelecekler? اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْمُ Korkma, üzülme. Allah'ın vaat ettiği cennetine gidiyorsun, hitabına muhatap olacak. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu hitaba muhatap olan bahtiyar Müslüman kardeşim, hiçbir ölüm sıkıntısı, ölüm saygısı duymadan emaneti teslim edecek. Çünkü gideceği yer ona cennet gösterecek, cennet görecek. Ve ona diyecekler ki, نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِلْخَا Ey insanoğlu, nasıl ki dünyada da beraberdik, ahirette de beraber olacak. Niçin? Görevleri var. Neymiş görevleri? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ Ha o cennette Allah'ın size vaat ettiği o cennette neye iştahınız çekiyorsa, neyi arzu ediyorsanız, Allah size orada neyi vaat ettiyse onu sizin hizmetinize sunmak için gelecektir. Ondan sonra نُزُلَمْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمِ diyecekler ki kime? Dost doğru olarak yaşayan mümine diyecekler. نُزُلَمْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمِ Bu ikram ve ihsan, aziz bu lütuf çok merhamet edici. Çok bağışlayıcı olan Allah'ın size ikramı ve ihsanı verecek. Ha demek ki aziz kardeşlerim, işte bu cennete giden yol üzerinde yürürsen böyle bir kitapla muhatap olacaksın. Allah cennet cümlemizi bu şekilde yürümeyi, bu şekilde bir hitaba muhatap olmayı nasip eylesin. Ama Allah cümlemizi muhafaza etsin. Bir de bunun başka tarafı var. Öbür tarafı var. Bir de cehenneme giden yol. O cehenneme giden yolun önderi, rehberi kim? Şeytan. Şeytanlaşmış kişiler, inkarcılar, isyankarlar, zalimler, hainler de onlar. Bunlar da şeytanın önderliğinde asıl kardeşlerim cehenneme girme durumunda kalacaklar. İşte Allah Celle Celaluhu bunu da gösteriyor. وَهُمْ يَسْتَبِخُونَ ف۪يهَا Hak ve hakikat yolu üzerinde yürümeyen insanoğlu, Allah'a kul olmayan insanoğlu aziz kardeşlerim, ölüm anında insan, böyle insan üç yerde pişmanlık olacak. Birincisi ölürken, çünkü gideceği yer ona cehennem gösterilecek. Kıvranacak, yalvaracak, diyecek ki, Rabbena ahrıcna na'men sa'ihan gayren lezi kunna na'men diyecek. Ey Rabbim, ne olur, ne olur. Bir daha müddet tam. Ha senin vaadin hakmış, gerçekmiş. Cennet varmış, cehennem varmış, asgari. Efendim mükafat varmış, ceza varmış. Bunu gördüm, anladım. Ne olur ya Rabbi, bana biraz daha mühlet tanı da, tekrar dünyaya döneyim de, senin rızana uygun yaşayayım diyecek. Aziz kardeşim, Allah diyor. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَزَكَّرُ Ey benim garip kulum, sana düşünüp taşınabileceğin kadar. Efendim, benim rızamı kazanabileceğin kadar bir ömür vermedim mi diyecek. Asgari. İşte diyelim kardeşim, bu üç aylarda bunu çok düşüneceğiz. Yani korkma, üzülme. Cennete gidiyorsun, hitabına muhatap olacak bir yolda mıyız? Yoksa ahmak edecek, pişmanlık edecek bir yolda mıyız aziz kardeşim? Bunu düşünecek. Onun için de ha bir yanlış bir yolda, yanlış bir iş yapıyorsak kendimizi değiştireceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi o zat biraz da böyle anlatırdım, başka yere geçtik. O zat diyor ki kadına, Allah Resulü, eğer diyor sen bunu affetmezsen ebedi cehennem olacak. Tabii o kadın da anana şefkat edin, merhamet edin. Ya Rabbi diyor, şahit ol. Ey aziz beyler şahit ol. Ey müminler şahit olun diyor. Ben bu yavrumdan razıyım, hoşnutum, memnunum, hakkımı da helal ediyorum deyince gencin dili çözülüyor. La ilahe illallah diyerek emaneti teslim ediyor. Onun için aziz kardeşlerim, ana babaya asi olmak büyük günahlardandır. Allah'a isyandan sonra en büyük günah ana babaya asi olmaktır. Hani Hazreti Peygamber'e soruyorlar, en faziletli ibadet hangisidir diye soruyorlar. Diyor ki, birincisi vaktinde kılınan namazdır. İkincisi, ana babaya itaat, ana babanın rızasını almak diyor. Üçüncüsü de Allah yolunda mücadele ediyor. Ve en büyük günah hangisi diyor, Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, yalan söylemek. Onun için aziz kardeşlerim, şunu düşünelim, yani biz hangi yoldayız?
bilhassa şu mübarek günlerde yapacağımız muhasebe, muhakeme, ihtinas sıratlarımız yanında bir, şimdi değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'e ezan mı okuyun? Evet. Ha, tamam bitirin. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah, insanların en faziletlisi, en değerlisi kimdir diye soruyorlar. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, insanların en faziletlisi sözü doğru, kalbi temiz olandır. Çünkü Hazreti Peygamber Allah'a ve ahiret gününe inanan hayır söylesin veya sussun diyor. Hayrı, iyiyi, güzeli, doğruyu söylemeyin imkanı sus kardeşim. Çünkü ağzımızdan çıkan her kelime, her cümle bizim lehimizde veya aleyhimizde delil olacaktır. Aziz kardeşim. Peygamberimiz buyuruyor ki, şu diyor, dilini ve üreme organını koruyacağına garanti verene ben cenneti garanti veririm diyor. Şimdi o zat diyor ki aziz kardeşim, ya Resulallah, yani ezan okunuyor. Ya Resulallah, dilin önemini anladım. Dilin doğruysa, sözün doğruysa her şeyin doğru. Ama bu kalbi temiz olmak ne demek diyor? Hani vatandaş diyor, benim kalbim temiz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, ey kardeşlerim diyor. Bir insanın gönlünde, kalbinde hilekarlık yoksa, sahtekarlık yoksa, aldatmaca yoksa, efendim kin yoksa, düşmanlık yoksa, haset yoksa, o kalp temizdir. Hep kendinize baksın kardeşim. Kendinize bakacağız. Hacı hoca müftü olmak önemli değil. Benim kalbimde bunlar yoksa, yani burada şefkat, merhamet varsa, ha benim kalbim temiz. Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَلَا تُحْسِنِ يَوْمَ يُبْعَسُمْ يَوْمَ لَا devam ediyor ayet-i kerime. Diyor ki, ya Rabbi diyor, öyle bir gün gelecek ki, öyle bir gün gelecek ki, ne evladın, ne malın, mülkün faydası olmayacak. Herkes nefsi, nefsi diye kendi derine düşecek. Kimse gözü görmeyecek diyor. Öyle günde diyor, beni mahcup et, beni mahzun etme diyor. Asla. E kim mahzun olmayacak? İlla men etallaha bi kalbin selim. Selim kalple, temiz kalple gelendir. Onun için aziz kardeşlerim, yani şu mübarek günlerde en çok düşüneceğimiz şey, bu kalple kimle atacağız? Düşmanlıkla atacağız. Kardeşim, insanız, bir an hata kızabiliriz, öfkelenebiliriz, yanlış yapabiliriz. Ama bunu ömür boyu sürdürmek, işte aziz kardeşlerim, böyle şeylerden gönlümüzü yıkamak için bu aylar en büyük fırsattır. Fırsattır. Değerli kardeşlerim, gönlünde bir adamın şefkat, merhamet yoksa o insanlık vasfını kaybetmiştir. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِبِدَلَمْ Hazreti Peygamber Allah buyuruyor ki, ey Habibim, benim Rabbinin rahmeti gereği insanlara yumuşak davrandın, şefkatli davrandın diyor. Eğer kaba saba davransaydın etrafında kimse kalmazdı. Kardeşim biz dağıttık aileyi, her şeyi dağıttık. Onun için kıymetli kardeşlerim, şu mübarek günlerin bu güzelliklere geçmesini diliyor. Mevlam cümlemizi sıhhat ve afiyetle Ramazan'a kavuşursun diye dua edin. Billahi Teala'nın Fatiha.